Havaların soğuk olması nedeniyle ısı enerjisinin, daha doğrusu evlerde kullanılan doğalgaz ya da elektrik enerjisinden tasarruf yapmak amacıyla böyle bir yöntem geliştirdik. Şimdi yapılan şey şu: nalburlarda veya diğer malzeme satıcılarında ambalaj malzemesi olarak bu satılıyor. Bunu alıyorsunuz. Önce camın ölçüsüne göre bu ürünü kesiyorsunuz, sonra suyla yapıştırıyorsunuz. Ve ben bunu ilk yaptığım zaman şunu gördüm ki evde klimayı çalıştırmam gerekmedi. Isı enerjisinin iletkenliği, örneğin gümüşün iletkenliği 100 kabul edilirse, diğer maddelerin iletkenliği buna göre tayin ediliyor. Havanın, yani stabil havanın iletkenliği 1 milyonda 50. Yani yüzde yüze göre 1 milyonda 50'sini ancak iletebiliyor. Demek ki kötü bir iletken. Yani dışarıdaki soğuk havayı içeriye almıyor, içerideki sıcak havayı da dışarıya göndermiyor. Bu özelliğinden faydalanmak istedim. Çünkü burada sabit bir hava var. Zarla etrafı çevrilmiş her iki yönde de. Dolayısıyla yalıtkan, ciddi manada bir yalıtkan maddeyle kaplamış oluyorum. Peki bu ısıyı ne derecede etkiliyor? Yani yüzde kaç etkiler? Veya Yüzde olarak hesabını yapmadım. Yani bir dereceyle ölçüm yapmadım. Ama şunu gördüm ben: klimayı yakmadan da bu havada evde oturabiliyorum. Ya da klimayı 24 saat çalıştırıyordum. Şimdi çok az çalıştırıyorum. Bir sabahleyin 1-2 saat çalıştırıyorum. Ondan sonra çalıştırmıyorum. Bunu başkalarına da tavsiye ettim. Hatta bir iki arkadaşın evinde yaptım. Onlar da o kadar çok faydalandılar ki kendi komşularına söylemeye başladılar. Yani peki bu bu işlemi bir usta olmadan kendi başımıza evde herkes tarafından yapılabilir mi? yapılabilir. Ustaya da hiç gerek yok. Sonuçta bir cam ölçüsü alacaksınız. Ölçüye göre malzemeyi kesiyorsunuz. Bu malzeme zaten piyasada var. Sonra suyla, biraz önce gösterdiğim gibi suyla yapıştırıyorsunuz. Hepsi bu. Şimdi bu söylediklerim aslında bugün, yarın hemen yapılabilecek, her yerde yapılabilecek bir, daha doğrusu camlarda yapılabilecek bir olay. Ama bunun uzun vadede bir fonksiyonu var. Camlar yapılırken, binalar yapılırken ısı kayıplarını önlemek, hatta ısı ve ses iletimi için son derece fonksiyonel bir malzeme. Bunu tekrar etmek istiyorum. Fonksiyonel olmasının nedeni havanın, yani bu iki tabaka arasındaki havanın stabil olması. Hava molekülleri hareket etmiyor. Hareket etmediği için de ısı enerjisini iletmiyor. Bu çok önemli. Havanın iletkenliği gümüşün yanında söylediğim gibi milyonda 50. Bunun yapılışıyla ilgili önce camın ölçüsünü alıyoruz. Sonra aynı ölçüde malzemeyi kesiyoruz. Daha sonra hafif ıslak bezle ya da süngerle camı ıslatıyoruz. Elektriklenmeyle de bu iş yapılabiliyor. Ama suyla daha kolay. Sonra kestiğimiz bu malzemeyi aynı ölçüde olduğu için hiç zorluk çekmeden bu hareketle getirip yapıştırıyoruz. Yani yapışkan bir malzemeye gerek yok. Böylece işlemimiz tamam oluyor.